kazak artı sweatshirt, bir de üstümde yorgan var. Hoşça kal Glasgow, seni çok özleyeceğim. Günaydın arkadaşlar. Bugün Glasgow'daki son sabahım. Şu an kahvaltı için yerel bir restorana geldim. Çok tatlı. Tam da George Meydanı'na bakıyor. İki büyük boy İskoç kahvaltı 10 poundmuş. Ben de vejetaryen almıştım. O da 3 pound. Yani tavsiye edilir. Arkadaşlar burası George Meydanı'nda. Glasgow'un herhalde en çok turist çeken yeridi. Önde Savaş Anıtı, arkada da Glasgow City Chambers. Arkadaşlar şu anda Glasgow City Chambers'ın önündeyim. Çok güzel, büyük, görkemli bir bina ama ne yazık ki koronavirüs sebebiyle ziyaretçi almıyormuş. Normal şartlar altında yine belediye binası olarak hizmet veriyor. Rehberli ve rehbersiz turlar ne yazık ki içeri giremiyormuş. Dolayısıyla girip gösteremiyorum. Bu da benim şansım, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu binanın tarihsel zenginliği gösterdiğini biliyorum. İçini göremedim tabii ki ama 1988 yılında Kraliçe Victoria tarafından yapılmış. Ben de madem içine giremedim, binayı tüm açılardan çekmeye çalışıyorum. Şu anda belediye odaları ve belediye binası olarak hizmet veriyormuş. Arkadaşlar burası şehir merkezinin batı tarafının sonu. Buradan da üst caddelere yürüyebiliyorsunuz. Zaten bütün caddeler birbirini bağlıyor. Hepsine de alışveriş mağazaları, butikler, kafeler, restoranlar vesaire var. Hayat canlı ama bana kalırsa gece daha canlı. Şimdi de üst tarafı keşfedeceğim. Arkadaşlar caddenin bu kısmı Sockey Hall Caddesi'ne bağlanıyor. Burası da yine Glasgow'un ünlü caddelerinden biri. Aslında hepsi birbiriyle birleşiyor en sonunda ama burası birazcık daha yüksek kesimde kalıyor. Berberlerimizin ünlü olduğunu bilmiyordum ama Sockey Hall'da bir tane Türk stil berber bile var. Yol genelde restoranların ve kafelerin olduğu geniş bir cadde. Ama sanırım yine koronadan dolayı çoğu yer kapalıydı ve benim tahminime göre birazcık sessiz. Arkadaşlar aslında Sockey Hall da buranın en hareketli, canlı caddelerinden biri olması lazım. Ama benim tahminime göre fazla sessiz. Çoğu yer kapalı zaten. Hani böyle hafif hüzün çökmüş gibi ya sanki. Arkadaşlar Glasgow'da mavi telefon kulübeleri var ama bakın içinde ne var. Aslında küçük bir kafe olarak düşünebilirsiniz. Almak istediğiniz içecekler var.
Hatta alkoller de var. Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz... Arkadaşlar benim şu anda bulunduğum yer Gallery of Modern Art. Herhalde benim Glasgow'da en çok görmek istediğim yerdi. Korona sebebiyle kapalıydı. Yarın açılıyormuş ve bilin bakalım kim yarın burada değil. Arkadaşlar sabah bir damla yağmayan yağmur şu an sağanağa dönüştü. Sırılsıklam oldum. Olmaya da devam edeceğim ama şimdi bugün benim son akşamım. Yanımda şemsiye de yok ama önemli değil. O yüzden ıslansam da bunu umursamayacağım. Şimdi akşam yemeği için yol sushi'ye gidiyorum. Burası Londra'da da vardı. Benim çok sevdiğim bir uzaklığı. Restoranın sunumları falan da çok güzel. Fiyatları da yine uygun sayılır. Eğer buralara yolunuz düşerse kesinlikle tavsiye ederim. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar bunu da şimdi burada yapmak istiyorum çünkü yağmur o kadar arttı ki bundan sonra kamerayı çıkarabilir miyim hiç bilmiyorum. Ben yarın sabah erkenden Glasgow'dan Antalya'ya gidiyorum. Niye Antalya diye sormayın, ucuz bilet oydu çünkü. İngiltere, İskoçya ve kısacası benim için Büyük Britanya yolculuğum burada bitiyor. Ama çok güzeldi, çok eğlendim. Bu benim tek başıma geçirdiğim ilk yurt dışı gezimdi. O yüzden aşırı mutluyum. Çok da güzel zaman geçirdim. Bunları da elimden geldiğince birazcık kaydetmeye çalıştım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve devamını da bekliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Arkadaşlar yol sushi konum olarak Kukonan City'nin biraz yükseğinde kalıyor. Tepesinde kalıyor. Ama buralarda zaten bir tane var. Sorsanız gösterirler. Şöyle de bir ortam var dışarıdan. Burayı gerçekten çok özleyeceğim ya. Arkadaşlar bu arada girmeden önce şu kodu okutmanız gerekiyor. Bu koronavirüsten sonra bütün restoranlarda olan bir şey. Bizdeki HES kodu gibi bir şey aslında. Onu okutup bilgilerinizi yazıyorsunuz. Size ulaşabilecek şeyleri yazıyorsunuz. Ve o şekilde oturduğunuz masayı, bilgilerinizi falan restoran sahipleri bilmiş oluyor. Karşınızda sipariş ettiğiniz yiyeceği hazırlıyorlar ve şu gördüğünüz bantlara koyuyorlar. Ondan sonra sizin önünüzdeki ışık da zaten sizin yemeğiniz geldiğinde yeşile dönüyor ve buradan alıp yiyorsunuz. Tabii koronavirüs şartlarından dolayı bunda bu şekilde sipariş veriyoruz. Buradan böyle önce internete bağlanıyorsunuz. Ardından da siparişimi vereceğim. Tüm Büyük Britanya'da olduğu gibi burada da tatlı ücretsiz. O yüzden onu da siparişime ekledim. Aklınızda bulunsun. Bakın arkadaşlar şurada bir yemeğini hazırlıyorlar. Tam karşımda olduğu için ben de böyle izliyorum. Biraz garip bir durum oluyor ama. Şurada benimkini verdikleri için benim yeşil ışığım yandı ama önüme gelene kadar beklemem gerekiyor. Aslında o kadar açım ki ben buradan bile alabilirdim ama. Sistem bu şekilde işliyor. Önce geldiğinizde duruyor ve buradan alıyorsunuz. Evet.
Arkadaşlar istediğimiz su da bu şekilde geliyor. Aslında çeşme suyu ama güzel sunulmuş. Arkadaşlar benim giremediğim bu modern sanat galerisi geceleri gençlerin takıldığı bir nevi içme mekanına dönüşüyor. Bugün pazartesi gecesi ama hafta sonu buralarda daha çok takılan gençleri görebilirsiniz. Arkadaşlar eğer Glasgow'a gelirseniz lütfen benim yerime de buraya girin ve gezin. Yarın açılacak ve ben yarın gidiyorum. Çok içimde kaldı, çok merak ediyorum. Belki bir kez daha gelirim Glasgow'a, o zaman görmek nasip olur bilmiyorum. Şu an son kez George Meydanı'ndayım. Arkadaşlar akşamları, daha doğrusu hafta içi akşamları buralara aşırı bir sessizlik çöküyor. Eğer kısa süreli gelecekseniz buraya kesinlikle ve kesinlikle hafta sonuna denk getirmenizi öneririm. Bir de benim için burada fotoğraf çektirin. Fotoğraf çekebilmeyi çok istemiştim ama yoldan geçen insanlara söylemeye utandığım için benim burada fotoğrafım olmadı. Hoşça kal. Hoşça kal Glasgow. Seni çok özleyeceğim. Ya ben gerçekten burayı çok özleyeceğim ya. İskoçya gerçekten buz kesiyor, donduruyor ama İskoç insanlarla bir o kadar tatlı ve sıcak kanlı.